Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak istedim arkadaşlar. Eğer bana destek olmak isterseniz ana sayfada bulunan katıl butonuyla bana desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Başka bir tanıtım, başka bir bilgilendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda 19.11.2020 yani 19 Kasım'da yapılan güncellemeyi sizlere gösterip birlikte yorumlayacağız, birlikte sohbet edeceğiz. Birkaç videonun altına gelen yorumlardan böyle bir şey yapma gereksinimini bulundum. Normalde güncelleme videosu hiç atmadım. Bu ilk güncelleme videosu olacak ama artık güncellemeler birazcık daha kritik, karmaşık olabiliyor. Bu yüzden de açıklamak, kendimce yorumlamak istedim. Tabii ki yanlışlarım olacaktır. Siz de bildiğiniz ya da benim yanlış telaffuz ettiğim, yanlış yorumladığım şeyleri yorumlar kısmından doğrusunu yazarak burada herkese bilgiyi verebiliriz diye düşündüm ve bir güncelleme videosu, aynı zamanda küçük bir karakter tanıtım yapmak istedim sizlere. Mage'imizi zaten bizi önceden takip edenler biliyor. Bir tane mage'im var. 76 level gördüğünüz gibi. Bu da yine farm yaparak kastığımız bir mage'ti. Maradon farm serisiyle videolar çekmiştik. Bu karakterimizde tekrar Lure ile birlikte Lure farmları yapacağımızı söyleyebilirim. Hemen kısaca karakter tanıtımını yapayım. Yine görevden 7 run set yaptık. HP basılı. Yine artı 6 artı 7 karışık bir run setimiz var. MP basılı. Dual FR3'ümüz var. Burada bir tane BDN artı 3. Kristal artı 3 E-Ring dual. Ve bir tane Kristal Belt artı 3'ümüz var. Burada staffımız Hellblood artı 1 Rebirth. Bu şekilde direkt MP'ye yüklenen takılarla hedefimizi mob olarak belirledik. Hemen şöyle bir bakayım. Defansımız 608, hiçbir eşiğe bakmadım. Burada herhangi bir eşiği seçmişim. Onun dışında HP'miz düşük gayet. Şu an tamamen bir mob canavarı olarak bunu dizdik. Ve şuradaki staff'ı değiştireceğim. Güzel bir staff alacağım buraya. Ve ondan sonra bu karakterle de videolarımızı devam edeceğiz. Her job'tan istenilen videoları, istenilen job'ları, istenilen slot'ları daha doğrusu çekmeye devam edeceğim. MP setimizin yanında burada HP Recover ve MP Recover için iki tane staff'ım var. Bir tanesi Viper Staff artı 4. APS 79 şu an bulabildiğim en yüksek bu vardı. Bankadan aldım herhalde. Bir tane farmımızdan düşen bir droptu. Daha yüksek AP'lisi varsa tabii ki onu da edinebiliriz. Bir de Lycon Staff'ımız var. MP Recover 30. Bu klasın, bu sınıfın yani Lupus Staff, Lycon Staff tarzında en iyisi bana göre bu. Hem MP verdiği MP bonusla hem de recovery ile bizim tercih etme sebebimiz oldu. Bu ikisiyle de recoverlarımızı sıfır masraf bir şekilde lure yaparken sağlıyoruz. Geçelim şimdi güncelleme notlarımıza. Şöyle bir bakalım 19 Kasım'daki güncellemenin notlarına. Burada server'ın kapatılacağı bilgisi verilmiş ve buradan sonra güncelleme notlarımız başlıyor. Birinci maddemizden başlayalım istedim. Burada Asit Minerva satış etkinliği sona erdi. Bildiğiniz üzere buradaki NPC'yi de göstereyim sizlere hemen. NPC şuradaki Asit NPC'sinden şöyle birazdan gelecektir. Evet, buradaki NPC'den bildiğiniz üzere Minerva alıyorduk. Minerva paketi alıyorduk. Bu da Pus'tan daha ucuza denk geliyordu. Aynı zamanda Noah'la, oyun içerisinde Noah'la alınıyordu. Gördüğünüz gibi şu anda o maddelerde kendisi yok ve buradan kaldırılmış. Burada anlatılmak istenen ufak bilgi bu. Geçelim diğer maddemize. Cadılar Bayramı etkinliği sona ermiş. Cadılar Bayramı etkinliğinde bildiğiniz üzere Lufarson Town önünden veya Maradon Town önünden kestiğimiz moblardan düşen droplarla çeşitli Cadılar Bayramı etkinliği TSS olsun, aynı şekilde Helmet tarzında droplar alıyorduk. Bu da değişik bir oyuna tema katmıştı. Bu etkinlik sona ermiş. Diğer maddemiz Ares ve Diyes sunucularında ikinci kanallar kapatılmış. Bu serverların yoğunluğu açısından birazcık güzel olmuş olabilir oyuncuları bir kanala kapatmak, bir kanala taşımak her zaman benim için avantajdır ama bir açıdan da serverlarda birazcık oyuncu azalmasını da gösteriyor diyebiliriz buna yorum katmak gerekirse. Dördüncü güncellememizde de burada gördüğünüz etkinlik sona ermiş. Yani bu yanlış hatırlamıyorsam mage'lerin kullandığı bu eşyadaki indirim sona ermiş. Bunu da burada bilgi olarak sunmuşlar. Kapça girilmediğinde karşılaşılan karakterin ölmesi sorunu düzeltilmiş. Bu kapçada tabii ki yeni bir ve kesinlikle desteklediğim, takdir ettiğim bir
güncellemeydi. Burada tabii ufak problemler olacaktı. Bu da bunlardan bir tanesiydi. Bu sorun düzeltilmiş. Bu da bir fixleme olarak yapılmış. Pot kullanımı sonrasında Magic Hammer kullanıldığı zaman oluşan sorun düzeltilmiş. Bu şöyle bir problem vardı. Potu bastıktan sonra hemen Magic Hammer bastığınız zaman Magic Hammer'dan harcıyordu ama repere edilmiyordu. Dolayısıyla bir ekstradan bir tane daha basmanız gerekiyordu. Böyle bir problem vardı. Problem de fixlenmiş. Klan penceresindeki yazı sorunları giderildi. Buna hemen bakalım. Evet, birazcık daha düzeltilmiş gibi gözüküyor. Yani burada birazcık yeri yönü sanırım birazcık daha kayıyordu. Şu anda şurası daha düzgün, daha şey bir hale gelmiş. Ne kadar faydalı tam olarak bilemiyorum ama ufak bir fixleme diyebiliriz. Evet, günlük sıralama listesindeki bölümlerde, daha doğrusu Hunt görevlerinde, Hunt bölümünde daha doğrusu sadece 70 ve üzeri seviyesindeki oyuncular listelenecekmiş. Onu da hemen gösterelim. Monster kısmına bastığınız zaman burada gördüğünüz ne kadar mob kestiği ve burada mob kesme listesinin mob kesme sıralaması vardı bildiğiniz üzere. Biz şu anda çok az mob kestik herhalde. Şöyle göstereyim. Biz 2475.yiz şu anda ve burada ilk 100 gözüküyor. Burayı artı 70 level yapmışlar. Böyle bir güncelleme gelmiş. Buna da değinmiş olalım. Diğer maddemize bakalım. Evet, diğer maddemizde oyun ekranında gözüken eşya dayanıklılık, yani RPR silah patlama görüntüsü, bu sağ tarafta çıkan görüntü değiştirilmiş. Şöyle bir bakacağım, RPR'si gelen bir silahımız var mı? Şu sağ alttaki görüntü aynı gördüğünüz gibi. Silahı patlattım şimdi videoda gösterebilmek için. Ama açıklama dediği için de şöyle bakayım be. Sanırım tamamen patladığında çıkan açıklama, şuradaki açıklama düzeltildi ya da silahın üzerindeki yazan açıklamada bir oynama yapıldı. Bunu tam olarak anlayamadım. Diğer maddemizden devam edeceğim. Evet, ve geldik önemli bir güncellemeye. Bu aynı NPC'den, Asset'ten ikili Pathos Glove. 30 günlük, yani 30 günlük bildiğimiz Pathos Glove 60 M oyun parasıyla birlikte verilecek ve bu bir ay kullanılacak. Bu etkinlikte 4 hafta sürecek gibi gözüküyor. Yani burada yazılan şekilde böyle anlıyoruz. Ve bu Pathos Glove'un şöyle bir farkı var pusula satılandan. Yine damage'leri aynı. Şöyle gördüğünüz damage'ler aynı. Ancak burada seçtiğiniz, kırdığınız class'ın normalde %3, o class'a karşı %3 bir arttırım sağlıyordu. Şu anda onlar %4 olmuş. Bu da bize bir tanesinden %1 olduğu için %1, %1, %2 daha fazla bir damage arttırımı sağlayacak. Bu U'da gördüğünüz damage'in arttırımı değil, o class'a karşı çıkardığınız damage'in arttırımı. Bunu da burada bir açıklayalım. O yüzden bunu direkt alıp kırdırıp AP'sine değişim olmayanlar olmuş. Bunu öyle düşünmeyelim. Öyle düşünmeyin. Burada etki eden %1'lik kısım tam anlamıyla seçtiğiniz class ya da defansını aldığınız class'a karşı olan arttırma olacaktır. Pathos Glove'da bu, hemen onu da göstereyim NPC'den sizlere. Evet, şurada gördüğünüz Pathos Glove'dan buradan gördüğünüz gibi iki tanesini 60M karşılığında alıyorsunuz. Limited Edition diye satılıyor zaten. Bu da 4 hafta boyunca sürecek bir aktivite. 60M oyun parasına baktığımızda ucuz ama çok güzel bir GB silme politikası. Bu da şöyle oyunun oynanılabilirliği açısından şöyle bir avantajı olacaktır. Düşürdüğünüz bir boss'un bile ya da düşürdüğünüz herhangi bir Noah slotlarının, Masadon slotunun değerinin artması demek oluyor bu. Yani GB'yi sürekli arttıracak bir politika. Bu politika iyi mi kötü mü tartışılır. Bunu çok övenler de var. Çok kötü yorum yapanlar da var. O yüzden biz böyle bu konuda ben GB'nin değerlenmesini tabii isterim. Bu birazcık, yani düşürdüğümüz droptan keyif almaktır. Ama aynı şekilde dropların da kısılması birazcık farmı giderek dibe çekiyor diyebilirim. Ama bunu slotlarda birlikte deneyeceğiz, birlikte göreceğiz. O yüzden şu anda net bir şey, droplarla alakalı net bir şey söylenmediği için sadece elde ettiğimiz, yapabildiğimiz yorum GB'lerin, tüm serverlardaki GB'lerin artacağı yönünde. Çünkü buradan ciddi bir şekilde GB silinecektir. Geçelim diğer maddemize. Vega sunucusuna yine bir destek gelmiş. Vega sunucusu diğer yeni serverlara göre birazcık daha az oyuncuya sahip ve anladığım kadarıyla diğer serverlardaki yoğunluğu birazcık azaltmak için yapılan bir hamle. Vega sunucusunda aynı NPC'den HP, Def ve Damage arttıran, yani bildiğimiz Buff, AC ve Wolf SC'lerin birazcık daha yükseği. Yani şöyle 2000'lik SC'yi biliyorduk, 2000'lik Buff SC'yi biliyorduk, 2200'lük
BuffSC. 350'lik BuffSC'yi biliyorduk. Burada da 380'lik bir ACSC var. Ve bu ikisinin birlikte fiyatı 60M olarak belirlenmiş. Sadece Vega sunucusunda. Onun hemen yanında bir paket daha var. Bu arada paketler kesinlikle PK için çok güzel paketler. Hani pusuda bu şekilde indirimler olabilir. Aynı şekilde tüm serverlarda böyle bir şey olabilir ki benim beklediğim bir sonraki güncellemede tüm serverlara bu gördüğünüz maddeler eklenecektir. Çünkü hem güzel bir paket hem de ciddi anlamda GB silen, oyunun GB değerini arttıracak bir paket. Yine aynı şekilde 30 tane 2200 buff SC, 380 def SC ve %22 gördüğünüz gibi Atak SC, normalde de %20 atak SC'miz var. Buradan da %2 gibi bir atak arttırımı sağlıyorsunuz. Bunun da fiyatı 75M. Yani şu üsttekiyle kıyasladığınız zaman 15M'e Wolf'tan daha fazla AP veren bir Wolf SC'ye sahip olacaksınız. Damage SC'ye sahip olacaksınız. Bu etkinlikte böyle Vega sunucusunda başladı. Dediğim gibi tekrar edeyim. Tüm sorulara geleceğinden emin gibi bir şeyim. Ve diğer maddemize geçelim. Vega sunucusunda olan JR'deki 2x, yani JR'yi kazandığınız zaman gelen 2 silver, 2 yellow ya da 2 red gem 4 olarak gelecek. Aynı şekilde kaybederseniz black gem 2 tane gelecek. Bu zaten Vega sunucusunda uzun süredir var. Bu da yine Vega'ya oyuncu çekilmesi için yapılmış bir etkinlik. Güzel bir etkinlik ama Vega'da bu uzun sürdü. Bu da Vega'da takıların çok fazla artması demek oluyor. Unique'lerin çok fazla artması demek oluyor diye düşünüyorum. Ama tabii tam olarak düşündüklerini kestiremiyorum Entity Game'in. Bu da böyle bir güncelleme. Diğer güncelleme ve bence en önemli güncellemelerden, en keyifli güncellemelerden bir tanesi, boss sisteminde köklü bir değişikliğe gidildi. Yani şöyle, Fellow, Isilion ve Essant bosslarında burada şöyle bir madde yazılmış. Sadece en çok hasarı veren parti ya da kişiye kutu çıkmayacak. Yani eskiden yüzde atıyorduk, şu anda yüzde atamıyoruz. Bunun haricinde mage'lere hep kutu kalıyordu. Ya da mage ekiplere, anlaşmalı 2-3 partiye bu şekilde drop kalıyordu. Şimdi şöyle bir durum oldu. Bu sistemde hasar veren her partiye ya da kişiye verdiği hasar kadar kutuyu alma şansı tanınıyor. Yani şöyle bir durum. Farz edelim. Falancor'da ya da Isilion'da herhangi bir Estand boss'unda 100k HP var. Yani 100.000 HP'si var. Ve bir mage ekip 70.000 damage vurdu. Melee bir ekip 20.000 damage vurdu. Ve bir tane solo assassin 1k ile Spike vurdu diye düşünelim. Burada %70 drop'un düşme şansı Mage Team'de, %20 Melee Team'de ve o Spike vuran birkaç assassin, 2-3 assassin vurduğu 1k, %1 bile olsa bir tane asası tüm drop'u atma şansı var. Ya da aynı şekilde binde bir, ya da bu oran nasıl yapılıyor? Ben şu an tamamen bir farz etme. 100.000 HP'den yola çıkarak konuşuyorum. Bu şekilde bir şans tanınıyor. Yani bu şu demek. Ekibiniz yok ya da 4-5 arkadaş oynuyorsunuz. Fellow'a ne kadar vursanız şansınız o kadar artacak. %5, %2, %1 bile olsa solo bir arkadaşınızın solo ya da solo oynuyorsunuz. Solo bir şekilde Fellow'un tüm payını alma şansınız var. Düşük bir ihtimalde olsa. Bu bence güzel olmuş. Yani şöyle güzel. Kalabalık ekipler her zaman üstündü. Yine üstün olacak ama ufak da olsa bir şansınız olacak. Bence güzel bir güncelleme olmuş. Onun haricinde bu bosslar günde 3 defa aynı anda ortaya çıkacaklar. Yani bunların saatleri artık belli arkadaşlar. Saatlerini de şurada 10 dakika önceden sizlere oyundan yazı geçecek. Oyun sunucu saatiyle 8, 16 ve 22.30 demişler. Ve 2 saatte öldürülmezse bu yaratıklar kaldırılacak. Şimdi şöyle bir detay paylaşmak istiyorum. Canavarlar sunucu saatiyle denmiş. Şurayı şöyle altını çizeceğim. Çünkü sunucu saatiyle bizim Türkiye saati arasında bir fark var. Buradaki 8 bizde 9'a denk geliyor. Yani Türkiye saatiyle 9, 5 ve akşam 11.30'da bu moblar, bu bosslar çıkacak. Fellow olsun, Isilion olsun, Estland bossları olsun. Bunların süreleri hep aynı. Bu saatler arasında çıkacak ve 2 saat boyunca, eğer kesilmezse 2 saat boyunca durup sonradan ölecek muhtemelen. Ve bu şekilde bir güncelleme olmuş kısacası. Burada benim beğendiğim, yani şurada ufak tefek güncellemeler var. Bunlar çok takılmıyorum. Burada önemli olan bir patos etkinliği var. Ve bana göre en önemlisi buradaki şu madde. Bu madde gerçekten güzel bir heyecan katacağını düşünüyorum PK alanlarına. Aynı zamanda farm alanlarına, Essant'taki boss'u kovalayan arkadaşlarımıza ve Vega sunucusundaki şu
pakette muhtemelen en kısa sürede tüm serverları da gelecektir. Çünkü ciddi bir şekilde hem PK atanlar için güzel bir avantaj hem de GB silmek için çok güzel bir şans bu aynı şekilde. GB fiyatlarının artacağını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet, güncelleme notlarımızı tek tek inceledik. Kendimce yorumladım. Anlayabildiğim kadar yorumladım. Umarım anlayabilmişsinizdir. Sizin de kafanıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen yorum kısmına yazın. Benim tam açıklayamadığım, yanlış açıkladığım bir şeyler varsa bile burada kanalda size yardımcı olan birçok arkadaşımız olacaktır. Umarım farklı, keyifli bir video olmuştur. Artık böyle güzel güncellemelerde bu güncelleme videolarını ben de elimden geldiği kadar çekip yorumlamak istiyorum. Çünkü dediğim gibi gelen yorumlarda bu tarzda videolarda isteyenler oldu. Olumlu, olumsuz yorumunuz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Video fikirlerinizi aynı zamanda bana destek olmak için nokta dahi olsa yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına bırakın. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.